Yani cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı geliyor. Millet cumadan yerini ayarlıyor nereye gideceğiz diye. Daha caydırıcı cezalarla insanları caydırmalarını istiyorum. Ellerinde hani dezenfekte etmekle olmuyor. Mesafeyi koruması lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre Kayseri'de vaka artışı devam ediyor. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? İnsanların çok duyarlı olmadığını, hala çok gevşek davrandığımızı, bu işin halledildiğini sanıyor insanların büyük bir kısmı. Ama ben şu anda üçüncü dalga yaşadığımızı düşünüyorum. Öncekilere göre daha çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tedbir, maske, mesafe, başka yapılacak hiçbir şey yok. Şu andaki aslında yeterli ama biraz da istediğiniz kadar yasaklayın, insanlar buna uymadığı sürece, mesafeyi korumadığı sürece bir işe yaramıyor, bunu görüyoruz. Ama şu andaki tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Herkes çünkü çok geziyor. Aslında evde kalsa daha iyi. Maskelerini de çıkartmasınlar, onu tavsiye ederim. Vallahi başka da bir şey diyeceğim yok. Çünkü herkes zor durumda. Bitmesini istiyorsak maskemizi çıkartmamamız lazım, önlem almamız lazım. Bir de geri hani 2 metre mesafemizi korumamız lazım ama işte korunacak gibi değil yani. Nasıl desem belli bir süre olması lazım ki hani giriş çıkış yapılması için ya da alışverişe saat uygulanmalı. Ancak öyle önlem alınabilir çünkü başka türlü olmuyor, yolun geçilmiyor yani. Şöyle şeyler söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kısa süre önce AKP'nin ilçe kongreleri ve genel merkez kongresi yapıldı. Asgari ücretliye sürekli laf söyleyen, söylemesiyle bilinen İsmail Tamer COVID olduğunu açıkladı kongreden sonra. Ve Kayseri'de de şöyle bir bilmem kaç tane otobüste insanın kongreye katıldığı biliniyor. Ne yazık ki esnafların dükkanlarını açamadığı, kapattığı, fabrikalarda işçilerin ve emekçilerin çalıştığı bir süreçte otobüslerin, tramvayların, toplu taşıma araçlarının doluluk oranının %50'lik oranının kaldırıldığı bir süreçte herhalde vaka artışlarında bunlara sebep olduğunu düşünüyorum. Vallahi neler söyleyeceğim? Şöyle bir durum var. Önlemler alınıyor ama maalesef insanlar biraz daha dikkatli olursa çok daha iyi olur. Ama gerçekten de sayı rakamı çok düşürmüştük. Genel olarak Türkiye genelinde çok düşürmüştük. Ama maalesef geri galiba 40 binleri aştık. Genel olarak insanlarımızı davet ediyorum. Kurallara uyalım. Önlemlere uyalım. Bilinçli hareket edelim. Halkımızın bilinçsiz olduğunu düşünüyorum öncelikle. Gerek duyulmadıkça dışarı çıkılmamasını başbakanımız bağırıyor, uyarıyor ama hiç kimse umursamıyor. Hani küçük çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha büyük ülkede yaşamamız için bu hastalığın bir an önce gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Benim de 3 çocuğum var. Bugün de çocuğum için çıktım. Gerek olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyorum. Herkesin bilinçli olmasını istiyorum. Kısıtlamalar hafta sonuyla beraber kalmamalı. Örneğin en basiti, biz hastaneye gidiyorduk geçen hafta içerisinde. Bir sürü araba sokakta. Polislerin daha iyi denetim yapması gerekiyor bu konuda. Halkı uyarması gerekiyor ve tedbirlerin caydırıcı bir şekilde olması gerekiyor. Örneğin cezaların daha fazla olması lazım. Biz gereği duyduğumuz için, çocuğum ateşlendiği için hastaneye gittik ama benzin almaya girdiğimizde herkes arabasını yıkıyordu mesela. Tedbirleri yeterli bulmuyorum. Daha caydırıcı cezalarla insanları caydırmalarını istiyorum. Yani şöyle, ben çalışıyoruz biz de. Çalıştığımız için az buçuk anlıyoruz nasıl, neyin nasıl olduğunu ama yani ben akrabalarımdan biliyorum. Bence kimse tedbirleri anlamıyor ve bence kimse ona yani inanmıyor ve yapmıyor. Herkes artık umursamıyor. Yani cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı geliyor. Millet cumadan yerini ayarlıyor nereye gideceğiz diye. Onun yerini yapıyor ve oraya gezmeye gidiyor yatılı misafirliğe. Bence onun önce önüne geçilecek. Bir de istasyonlara, yani belediyelerimiz bol bol dezenfektan koymalılar her yere. Her yere yani. Mesela olmayan yerler var bir sürü mesela. Yani tabii önce herkes de kendi bitecek ama.
Ve bir de belediye başkanlarımızdan ve cumhurbaşkanımızdan şunu çok istiyorum. Kendi kızımdan dolayı söylüyorum. Eğitimi kesinlikle durdurmasınlar lütfen. Eğitim her şeyden önemli. Artışlar normal çünkü hiç kimse kurallara uymuyor. Uyuyormuş gibi gözüküyor ama maske var sadece insanların altında. Ellerinde hani dezenfekte etmekle olmuyor. Mesafeyi koruması lazım. Bir de zaten toplu taşımın hepsi şey kalabalık. Belirli bir sınır yapması lazım. Otobüslerde bak şu yürüyüşlerde mesela herkes yan yana gene oturuyor. Hapşırana. Valla zaten sokağa çıkma yasağı yapıyorlar ama mesela bilmiyorum. Herkesin işi gücü var. Dükkanlar kapatılıyor. Onlara da yazık mesela. Benim düşüncem mesela biraz katkı olsa, biraz mesafeyi korusalar, biraz daha önlem alsalar hepsi bence düzelebilir.